2003 tarihinde geliyor NASA'da. Bir de şey vardı. Ben bir an önce Özür Fuat dilerim. Bu Bey'e de şekli de geçmek istiyorum göstereyim sözü. size. Ona da vermek NASA'nın istiyorum programın yayınladığı başından beri. şekli Şey de size yapamadım ama. göstereyim. Tamam, onun da şey Evet. yapın. NASA'nın yayınladığı şekilde budur. Bakın dikkat ederseniz köşeli duruyor zaten. Birebir bunu Türk Fokus dergisinden görebilirler. 2003 yılında yayınlanmış. Ocak sayısı sayfa 48. Yani bu 2003, evet. Evet. Bir de şey vardı. Sizin bir açıklamanız vardı. Buyurun. Bu uydu sistemleri, mesela dünyada GPS bu 16 gen olarak kabul etmeden hatalı sonuç mu veriyor? Öyle bir şeyler vardı. Ben şimdi tam toparlayamadım belki ama Ha, şeyler var. Yani bu. şimdi bizim uzaydan baktığımız zaman belli uydularımız var. Hani bunu Avrupa'nın kendilerine ait uyduları da var. Uydular ne olursa olsun tam sonuç vermiyor aslında. Yani bakın tekrar vurgulamak istiyorum. Yani Siz ne sizin yaparsanız özetle yapın. sizin söylediğiniz bu sistemi uyguladığımız zaman uydulara tam sonuç verecek. Tam sonuç verecek. Tabii ki. Yani burada bakın bir şey daha size vurgulamak istiyorum. Dünyayı yuvarlak kabul ettiğimiz için biz bugün hani belli açılarımız var değil mi? Mesela 26-45 doğu meridyenlerinde Türkiye, 36-42 kuzey enlemlerinde diyoruz mesela. Yani Evet. Türkiye'nin baktığınız zaman enlemini boylamını söyleyebiliyoruz değil mi? Normal Evet. şartlar altında. Ama şöyle bir gerçek var bakın. Biz bunu söylerken dünyayı yuvarlak olarak algıladığımız için böyle söylüyoruz. Halbuki dünya, bakın Evet. dünya Köşeli olursa köşeli şekil. olsa bütün enlem boylamlar değişecek. Evet. Ve bir şey daha size söyleyeyim. Bakın bu çok önemli bir detaydır. Çok önemli bir detaydır. Amerikan Hava Kuvvetleri veya Amerikan ordusu bir şeyin izini sürdü ve bulduğunu düşünüyorum ben. Bu bir iddia. Bakın sadece bunu parantez içinde vurguluyorum. Bu bir iddia. Benim bir iddiamdır bu. O da nedir? Yine Piri haritasını hareket ederek yaptılar bunu. Bunu neye göre söylüyorum? Bakın. Piri haritasını ben gönderdikten sonra o dönemde bu artık kırılmalar, biraz önce size deneyimde basit olarak gösterdim. Bu kırılmalar her şeyi dikkate alarak dünyanın gerçek şeklinin aslında 16 genlik bir yapı üzerinde olduğunu, 3 boyutlu bir halde olduğunu tespit ettiler. Ve buna göre bütün enlem boylamları değiştirdiler dünya üzerindeki. Enlem boylamlar. Peki bu enlem boylamlara göre ülkelerin bütün koordinatları değişti. Bakın bütün koordinatlar. Peki ülkelerin koordinatları değişirse ne olur? Ülkelerin koordinatları değişirse nokta atışı diye bir olay vardır. Savaşta nokta atışı. Şimdi siz bugün hani bunu artık orduda olan komutanlarımız ancak bilir. Bu şey önemli bir konu çünkü. Bakın bir şey vardır. Uydudan siz bir nokta atışı yaparsınız. Bir yere atış yapacaksınız. Vurmanız lazım. Siz koordinatları girersiniz. İşte atıyorum yani Türkiye olarak kastetmiyorum. Bunu X bir ülkenin X bir kasabası diyelim. Oraya bir nokta atışı yapılacak. Evet. Koordinatlar uydudan girilir. Düğmeye basıldığı an ilgili şey, yer artık neresiyse, ev midir, kasaba mıdır, önemli değil ne olduğu. Ama buraya atış yapıldığı zaman sapma payı her zaman olur. Sapma payı. Birebir sıfır hatayla vuramazlar. Evet, o Mutlaka sapmada hata o vardır. Yani şekilden ya kaynaklanıyor. bu ürünün, yani ya bu yerin yakınlarında bir yere ateş ederler. Ya üstüne gelir, evet denk gelir ama mutlaka sapma payı vardır. Sapma payı olmasındaki sebep dünyanın yuvarlaklığından kaynaklanıyor. Evet. İşte bu kırılmadan kaynaklanıyor. Çünkü Kırılma çöktüler olduğu dediğiniz zaman. artık nokta vuruyorlar Bu nokta diyorsunuz. atışı çok rahatlıkla yapabilirler. Bakın bugün iddialı konuşuyorum. Amerikan ordusu bu koordinatları birebir bildiğini düşünüyorum. Ve dolayısıyla sıfır hatayla bütün atışları yaptığını düşünüyorum. Ve bir çarpıcı daha gerçek var ki bugün 21 günde Amerika Irak'ı aldıysa bu bir tesadüf değildir. Nokta atışları çok başarılı olduğu için. Yani bunu Evet. da özellikle Şimdi vurguluyorum. şeye gelelim. Bu harita üzerinde bir tarifat meselesi vardı. Bu Evet. çok önemli. Programın başından beri de Fuat Bey'e söz veremedik. Ona da gelelim istiyorum. O tarifat neydi ve neden yapıldı? Onu bir açıklayalım. Tabii ki memnuniyetle, Fuat Hoca memnuniyetle. da şey yapsın. Ben öncelikle Bir çok kişi kısa bir olarak. giriş yapayım, sonra Tamam. hocamıza Tamam. tabii ki söz verelim. Şimdi biz Fuat hocamızla nasıl tanıştık? Olay şöyle gelişti aslında. Elimizde kitabı Bahriyeler vardı. El yazma gördüğünüz gibi burada el yazma nüshaları göreceksiniz. Bu TTK tarafından, Türk Tarih Dokümasyon Vakfı tarafından 1980'li yıllarda 89'a yakın süreçte hazırlanmış. Bunu da hazırlama sürecinde Turgut Özal bu kitabı demiş ki hem el yazma nüshası hem okunuşu hem Türkçesi hem de
Amerikan aksayla İngilizcesi hazırlansın. Ben o dönemde tabii ki diyor, o dönemde Baba Bush'a hediye etmek için götürüyor Evet. bunu. Amerika'ya götürdü bizzat. Dört Dört cilt cilt değil mi? halinde, doğrudur. Dört cilt halinde. Devamında bir de bu görmüş olduğunuz Pi Reis'in haritası. Yine Amerikan aksayla İngilizce olarak hazırlandı. Yine Turgut Özal, rahmetli Turgut Özal bunu da Amerikan Başkanı Baba Bush'a hediye etti. Şimdi bu süreçte bakın ben size bir şey vurgulamak istiyorum. Biz hatta Sayın Fuat Başar hocamızla nasıl tanıştım? Size çok kısaca değineceğim bu bilgiyi. Şimdi ben Piri Reis'in kitabı Bahriyesi'nden Piri Reis'in bu haritayı nasıl çizdiğini hayretler içerisinde kalarak takip ettim. Yani şaşkınlıkla izledim. Hatta süreci şöyle anlamaya çalıştım. Haritada Piri Reis başka bir şey söylüyor. Kitab-ı Bahriye'de haritayı farklı bir şekilde anlatıyor. Yani kendi içinde bir çelişki vardı. Haritada çok başka bir şeyin açıklaması var. Oradan Kitab-ı Bahriye, şey haritada başka bir şey, Kitab-ı Bahriye'de başka bir açıklama vardı. Bunun üzerine şöyle bir şey düşündüm. Şimdi bakın burada bugün devletimizin kabul ettiği, Türk Tarih Kurumu'nun kabul ettiği resmi bir şey vardır. Yayın vardır. Yani internet sitelerinde de vardır bu. Bakın Piri Reis bu haritayı nasıl çizmiştir? Cevabı şöyle geçiyor bakın. Haritaya bakıyoruz. Burada cevabı şöyle geçiyor. Bu bölüm bu haritanın hangi yolla yapıldığını anlatır diyor. Ve devam ediyor. Bu harita benzeri bir harita. O dönemde kimse de yoktur. Benim tarafımdan yapılmış olup şimdi bir temel tane. kaynak oldu. Bu okuduğunuz sonradan eklenmiş bölümler değil mi? Tabii aynen doğru. Tabii ki. Tamam. Aynen doğru. Dünyanın yerleşim bölgelerini gösterir. Özellikle 20 kadar harita ile Arapların Caferi, coğrafya dedikleri ve kara parçalarını da içerisine alan İskenderiye Zulkarneyn zamanında yapılmış 8 dünya haritasından, bir Arabi Hint haritasından, yeni yapılan ve Sint, Hint ve Çin ülkelerinde geometri yöntemiyle gösteren 4 Portekiz haritasıyla Kristof Kolomb'un batı tarafında yaptığı haritadan karşılaştırma yoluyla çıkarılıp bu şekilde ortaya konuldu. Şöyle ki diyor. Bu ülkenin haritası yani Kristof Kolomb'un haritası denizciler için nasıl doğru ve geçerli ise adı geçen bu haritada 7 deniz için öyle doğru ve geçerlidir diyor. Şimdi bu Piri Reis'in ağzından yazılmış gibi görünen, değil mi? Bölüm. Bölüm. Ama Evet. siz diyorsunuz ki bunu Piri Reis yazmadı. Evet. Bu sonradan başkaları Sonradan tarafından yazıldı. eklendi. Yani burada Kristof Kolomb'u Orada öven da ifadeler neden var zaten. eklendi? Onun içerisinde detayları, ayrıntıları. Aynen doğru. Tabii ki. Birazdan seyircilerimiz de anlayacak ama bir reklam aramız var. Ondan Evet. sonra rahat rahat anlatalım. Tabii Evet ki. sayın seyirciler, reklam arasından sonra Piri Reis'in haritasının şifrelerini çözmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Evet sayın seyirciler, tekrar merhaba. Süreyi tasarruflu kullanmak adına direkt soruyu uzatmadan Fuat Başar'a vermek istiyorum sözü. Hocam bu tarifattan bahsettik hemen reklamdan önce. Neydi bu tarifat? Ne amaçla yapılmıştı? Eğer bir tarifatsa bunun aslı doğrusu nedir? Metin Bey'le kitap hakkında konuşurken ortaya bir takım şüpheler zuhur etti. Onların izalesi için Piri Reis haritasının tıpkı basımı, onu bulduk. Üzerinde yaptığımız araştırmalar, uzun süre bir araştırma yaptık. Hocam çok özür dilerim araya giriyorum. Tıpkı basımı derken burada Osmanlıca yazılmış. Evet. Orada Latin, az Osmanlıcası önce evet. gördüğümüz Latin O harfleriyle onu birebir. hemen açıklığa kavuşturalım. Buyurun devam edin. Osmanlıcasını bulup bunun büyük nüshaları üzerinde de çalışmalarımız oldu. Haritanın şu bölümündeki renk değişikliği dikkat çekici bir şey. Bura neden yapılmadı da bu açıklama buraya yapıldı? Alta ayrı bir bölümlere yapılıp da Güney Amerika tamamlanamaz mıydı? Burası acaba silindi de başka eller tarafından harita Piri Reis'e ait değil, o çizmedi, başkalarından tabiri caizse otlama bilgiyle çizdi mi denilmeye getiriliyor. Endişesiyle inceledik. Şuradaki yazı karakterleriyle, şuradaki yazı karakterleri birbirinden farklı ama işin daha kötü tarafı, kitapta Piri Reis'in kendi beyanıyla, kendi elimle yazdım dediği yazıyla bunlar daha farklı. Sadece şu bölüm mü yoksa üstteki de aynı mı? Şu Dahil mi? bölüm tamamen farklı. Diğerlerinden karakter olarak farklı. Evet. Peki şu bölümle bu bölüm ikisi aynı mı? İkisi aynı. Evet. Belli aynı zamanda yazılmış ama orada şu soru ortaya çıkıyor. Bu yazıyı Piri Reis yazdıysa diğerlerinden neden farklı?
Şuradaki yazılar Piri Reis'in mi? Kendi eliyle mi yazdı? Bir de şu yazdı? Var değil mi? Şu iç kısımda olan yazılar. İç kısımda şöyle tutayım, satır böyle düz evet. görünüyor. Buradaki yazı karakteriyle şuradaki tamamen farklı. Sanki böyle bir... Yani bu bilir kişi olarak bunu kesin söyleyebiliyorsunuz kesin değil mi? Kesin söyleyebiliyoruz. Bir tek şüphemizi ekarte edebilmek için şu araştırmanın da yapılması lazım. Bunlar ışık testlerine tabi tutuluyor. Tam tarihlendirme aşağı yukarı yapılıyor. Mürekkeplerde, bunların aslı karbondur bu karbon, mürekkeplerin. Evet. Yaş farkından dolayı acaba sonra mı yazıldı? Evet. Veya hangi devirde yazıldı? Şimdi bir yerde de dananın kuyruğu orada kopuyor. Hangi devirde yazıldıysa o devrin fecaatini yansıtıyor bize. Evet. Topkapı Sarayı'na girmeden önce hangi merhalede bu yazıldı? Bu haritanın taslakları nerede? Harita hemen ele alınıp kalemle doğrudan çizilip üstüne hemen işaretlenecek bir şey değil. Malum önce bir taslakları olmalı bunun. Kağıtta veya deride. Taslakları nerede? Kilit Bahir'de mi? Piri Reis'in mallarına el konulduğunda evet. acep Mısır'da mı kaldı? Bunları bilemiyoruz. Bunlar kayıp. Yalnız bu konuda çözüm olacağına inandığımız bir düşünce şudur. Bunların kriminoloji laboratuvarlarına girmesi, ayrıca bir grafoloji uzmanı, bir grafolog tarafından yeniden tetkik edilmesi gerektiği yönünde. Şimdi demin Topkapı Sarayı'nda aslının bulunduğunu söyledik bunu. Şu anda gösterim de değil bu. Aslı nerede? Turgut Özal merhumun zamanında bu Muhteşem Süleyman sergisi kapsamında yurt dışına falan çıktı. Geriye o sergi geldikten sonra bir daha gösterime girmedi. Şimdi Kültür Bakanlığı olarak bir hassasiyet gösterip bir açıklama yapması beklenirdi. Veya müracaatlarda yeri de gösterilerek belki bir basın açıklaması yapılmalıydı. Bu konuda şüpheyi bertaraf etmek için. Evet, bu halkımızda böyle bir şüphe var. Acaba nerede, sorusu nerede? Her zaman akla geliyor. Nerede? Şu anda nerede? Şu anda Topkapı Sarayı'nda ve arşive kaldırıldığı, yıprandığı için restorasyona girdiği cevabıyla karşı karşıyayız. Benim şahsen düşündüğüm, bu yurt dışına çıkışta oldukça benzer bir kopyasıyla değiştirildi mi acaba? Sadece akla gelen bir şüphedir bu. İtham falan değil ama. Bilemiyoruz çünkü. Bizim için kayıp bir bilgi bu. Topkapı Sarayı'na geldiyse yetkililerden bir cevap almak hakkımız bizim. Bunu tabii hazırlanışı bir muamma olmakla beraber akla başka sorular da geliyor. Haritanın diğer yarısı veya varsa ayrı kopyaları, suretleri nerede bugün? Diğer parçaları nerede? Hiçbirisini bilemiyoruz. Bu konuda büyük bir araştırmaya girmekte fayda var. Dünya denizcilik tarihi için gerçekten çok ama çok önemli, bir sürü de sırlarla dolu bir haritadır bu. Evet, bu üzerindeki semboller vesaire. Normal bir korsanlıktan amiralliğe geçmiş birisinin bilgisi dahilinde, o günkü bilgisi dahilinde bu kadar isabetli çizmesi mümkün görünmüyor. Bu konuda yerli yabancı çok kişiler açıklama yaptılar. Hala da yazılıyor, çiziliyor bu konuda kitaplar. Ama aslının nerede olduğuna dair diller bazı itiraflara çok fazla varamıyor. Kendi beyanına göre bu filan filan yerlerden bakılıp yapılmıştır, istifade edilmiştir deniliyor ama bu kadar isabetli oluşunun altında yaten sır ne? Şurada beyan elde edildiği gibi Kristof Kolomb'un haritalarından filan hiç istifade de edilmemiş. Evet. Bizim iddiamız burada bu. Doğru doğru. Şimdi şöyle bir şey var, bir çelişki var gerçekten. Kitab-ı Bahriye'de Piri Reis bu haritayı nasıl çizdiğini kendisi zaten söylüyor. Şimdi onu sizden isteyeceğim. Çok önemli bir bilgi o. Nasıl çizdiğini söylerken Hazreti Süleyman ile de ilişkilendiriyor bu haritayı. O da işin enteresan bir boyutu. Ve işte o açıklama buradaki bilgiyle tezat oluşturuyor. Zaten sizin şeyiniz, çıkış noktanız da orasıydı sanıyorum.
Şimdi onu ben sizden isteyeceğim. Bir